Şekilde B, A, D, C ve E, F paralel verilmiş. E, K, e, dik. Bu durumda buradaki açı 90 derece arkadaşlar. ABK ee, A, B, K açısı 40 derece. K, e, F açısı X. E, D, C açısı Y verilmiş. X, eksi Y farkı sorulmuş. Burada arkadaşlar A, uzatırsak ters açılar eşit olduğu için bu açı 40 derece ise buradaki açı da 40 derece olacaktır. Sonra yine kural gereği 40 derecelik açıyla buradaki açının toplamı ortadaki 90 derecedir. 40'a kaç eklersek 90 olur? 50. Demek ki buradaki açı 50 derecedir. 50 derecelik açıyı 180'e tamamlayan açı Y açısı. O da 180'den 50 çıkarsa 130 derece olur. Burası 130 derece ise iç ters açılardan dolayı burası da 130 derecedir. Bu açının tamamı yani 90 artı 130 artı x. 90 artı 130 artı x 360 derecedir. Bu durumda 130 90 daha 220 360'dan 220 çıkarsa x 140 derece bulunur. x 140 derece y ise 130 derece olduğu için aradaki fark 10 derecedir. Cevabımız B seçeneğidir. Şekilde BAD'e paralel verilmiş. FBA açısı 30 derece. KDE açısı 65 derece. KCF X kaç derecedir diye soruluyor. Biz burada arkadaşlar şöyle bir işlem yapabiliriz. AB doğrusunu bir miktar uzatacak olursak bu noktaya N noktası diyelim. NKA açısı ile buradaki NDE açısı yöndeş açılar. Dolayısıyla bu açı 65 derecedir. Yine ters açılar eşit olduğu için buradaki açı 30 derece ise buradaki açı da 30 derece olur bir üçgendeki iki iç açının toplamı yani x ile 30 derecenin toplamı buradaki 65 dereceye eşittir. x artı 30 eşittir 65 derece eşitliğinden x 35 derece bulunur. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Şekilde OA, OB'ye dik verilmiş. Dolayısıyla buradaki açı 90 derece arkadaşlar. BOC açısı 40 derece verilmiş. Yukarıdaki verilere göre AOC açısı ile A, açısı. Yani bu açının tamamı. Bu açının tamamı arkadaşlar 90 artı 40 130 derecedir. BOC açısının açı ortayları. Yani bu 130 derecelik açının açı ortayı ile BOC açısının açı ortayı arasındaki açı soruluyor. Şimdi bu açı 130 derece olduğu için açı ortay iki eşit parçaya böler 130'u. Bu taraf 65 derece. Diğer taraf da 65 olacak. E 40'a 25 eklersek 65 derece olur. Daha sonra BOC açısının açı ortayı yani 40 dereceyi ortasından bölen açı ortay çizildiğinde bu açılarda 20'şer derece olur. Bize iki açı ortayın arasındaki bu açının ölçüsü soruluyor. 25 ile 20'nin toplamı 45 olduğu için sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Şekilde D1 ve D2 doğruları paralel verilmiş. BC ve DC açı ortay verilmiş. Yani BC buradaki açıyı beta beta DC ise buradaki açıyı teta teta olarak iki eşit parçaya bölmüş. Yukarıdaki verilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi daima doğrudur deniliyor. Şimdi burada arkadaşlar ABD açısıyla BDK açısı yani 2 beta ile 2 alfa açıları karşı durumlu açılardır. Dolayısıyla bunların toplamı 2 beta ile 2 teta'nın toplamı 2 beta ile 2 teta'nın toplamı 180 derecedir. Buradan beta ile teta'nın toplamı 90 derece bulunur. Beta ile teta'nın toplamı 90 derece. Yine ACB dik üçgeninde A açısı 90 derece olduğu için alfa ile beta'nın toplamı da 90 derecedir. E bu durumda her ikisi de 90 derece olduğu için beta artı teta eşittir alfa artı betaya. E bu eşitlikten betalar giderse teta'nın alfaya eşit olduğu bulunur. O halde sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Buna göre tümlerinin bütünlerine oranı 7 bölü 25 olan açının ölçüsü kaç derecedir? Açıyı x diyelim. Tümleri 90 eksi x, bütünleri 180 eksi x. 7 bölü 25'e eşit. 25 çarpı 90 eksi 25 x. 7 çarpı 180 eksi 7 x. Karşıya atalım. 25 çarpı 90 eksi 7 çarpı 180 eksi 25 artı 25 artı 18 olur. 25 çarpı 90 eksi 7 çarpı 2 çarpı 90 eşittir 18 x. 90 parantezinde 25 eksi 2 kere 7 14 18 x. 18'de sadeleştirdiğimizde 5 5 çarpı burası 11 x. x eşittir 55. Doğru cevap E seçeneği. Yukarıdaki verilere göre CED açısının ölçüsü x kaç derecedir? AA diyelim. BB diyelim. A artı B artı x eşittir 180 derece. Aynı zamanda paralel doğrulara paralel doğrular çizdiğimizde iç tersten burası 40 burası 2B eksi 40. 32 burası 2a eksi 32, ikisinin toplamı 180 derece. Toplayalım 2a artı b eksi 72 eşittir 180, 2a artı b eşittir 252, a artı b 126. A artı b yerine 126 yazalım, 180 x eşittir 54. Doğru cevap C seçeneği. Aşağıdaki şekilde B noktasından yere tutturulan BD ve BE çubukları B noktası etrafında hareket ettirilebilmektedir. ABD açısının ölçüsü 30 derece, EBC açısının ölçüsü 25 derece olmak üzere oklarla gösterilen yönlerde BD çubuğu alfa derece ve BE çubuğu beta derece döndürülüyor. Alfa 0 ile 180 arasında. Beta da yine 0 ile 180 arasında. Son durumda ABE açısının ölçüsü 10 derece. CBD açısının ölçüsü 20 derece olduğuna göre alfa artı beta toplamı kaç derecedir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar BE çubuğuna dikkat edelim. E noktası buradan başlamış. Buraya gelmiş. Dolayısıyla önceden burası 25 dereceydi. Şimdi bu taraf 10 derece. 25 ile 10'un toplamı 35 derece. 180'den 35 dereceyi çıkarırsak geriye 145 derece kalır. Bu durum bize BE çubuğunun 145 derece döndürüldüğünü, dolayısıyla beta'nın 145 derece olduğunu gösterir. Diğer taraftan BD çubuğuna bakalım. BD çubuğu burada 30 derecelik açı yapıyordu. Sonra bu tarafta 20 derecelik açı yapıyor. 30 ile 20'nin toplamı 50 derece. 180'den 50 dereceyi çıkarırsak geriye 130 derece kalır. Bu da bize alfanın 130 derece olduğunu gösterir. Alfa ile betanın toplamı 275 derece olduğundan sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Gül Caddesi ile AD yolu arasındaki geniş açı x derece, Papatya Caddesi ile AD yolu arasındaki geniş açı y artı x bölü 2 derece olduğuna göre y kaç derecedir? Burada BC uzunluğu eşittir, CD uzunluğu verilmiş, ikizkenar üçgen taban açıları eşit. 180 eksi 44 bölü 2, 136 bölü 2, 68 derece. Burası 68, burası 68. Y artı x bölü 2 eşittir. 180 eksi 68. Aynı zamanda x artı 68 eşittir. 180. Buradan x eşittir. 112 x yerine 112 yazalım. 112 bölü 2 eşittir. 112. 2, y eşittir. 112 eksi 56 y eşittir. 56 doğru cevap B seçeneği. Buna göre raptiyelerin yeni konumlarında ipler arasındaki küçük açı kaç derecedir? Burada A raptiyesi şu şekilde simetri alınıyor. Eşitlik uzaklık. M'ye göre simetrik. A üssü diyelim. Burası 35. Burası 35 olur. B diyesi K'ya göre simetri alınıyor. Şu şekilde simetrini aldığımızda 50 derece B üssü. Buradaki açı isteniyor bizden. Açıları bulalım. Burası 50 derece. Burası 40 derece. 35 90'dan çıkardığımızda burası 55 derece. Topladığımızda 55 artı 40, 95. Doğru cevap B seçeneği. Buna göre A kaç derecedir? Şu şekilde A derece çevriliyor. Burası A olur. B etrafında. D etrafında 220 derece çevriliyor. Bu noktaya geliyor. Buradaki şu şekilde birleştirdiğimizde buradaki açı 220 derece. Burada şu şekilde çizdiğimizde paralel 180 buraya 40 derece kalır. İç dersten burası 40. Şu şekilde birleştirdiğimizde 70 derece verilmiş. Tamamı 70. O zaman burası 30 derece. 30 derece olur. Burası buraya eşit olur. A eşittir. 180 eksi 60'dan 120 derece doğru cevap C seçeneği